Teşekkür ederim arkadaşlar. Ata İttifakımızı oluşturan siyasi partilerimizin sayın genel başkanları, çok kıymetli davetliler, hanımefendiler, beyefendiler, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Ata İttifakımıza dışarıdan destek veren siyasi partilerimizin sayın genel başkanları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 100. senesindeyiz. Cumhuriyetimizin 100. senesinde bir seçim karşısındayız. Şimdiye kadar yok sayılanların seçimi olacak. Şimdiye kadar ötelenenlerin seçimi olacak. Şimdiye kadar kendi öz yurdunda garip olanların seçimi olacak. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Ve biz sandığa gittiğimizde şu soruyu sormalıyız. Kendi öz yurdumda ben miyim garip? Biz garip miyiz bu yurttaki? Bunlara muhtacız. Biz garip miyiz ki Türk milliyetçileri olarak Cumhur İttifakı'nın yedeği olarak görülelim? Biz garip miyiz ki bu memlekette Millet İttifakı'nın heybesindeki garanti oy olarak görülelim? Evet. Televizyonlar bizi yok saymaya devam etsinler. İttifaklar kendi aralarında Türk milliyetçilerini parsel parsel paylaştıklarını zannetsinler. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler öyle bir dip dalgayla geliyor ki biz bu memlekette garip değil, biz bu memleketin sahibi olduğumuzu göstereceğiz inşallah. Aziz vatandaşlarım, sevgili dostlarım, Ata İttifakı'na gönül veren saygıdeğer dostlar, Türk siyasi yelpazesine şöyle gelin beraber bakalım. Türkiye'de 4 ana yelpaze görürüz. Şimdi bize 2 yelpaze göstermeye çalışıyorlar. Ama öyle değil. Böyle olmadığını şimdi göreceksiniz. Siz zaten biliyorsunuz ama bizi izleyen ve bu durumdan haberdar olmayanları uyarmak için söylüyorum. Türkiye'de sol ve sosyal demokratların geleneksel oyu %20'dir, 25'tir, 5 de benden olsun 30'dur. Daha fazla yok. Sol parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın genel başkanı çıkmış, diyor ki %50'yi aşacağım, cumhurbaşkanı olacağım. Peki kimin oyuyla? Evet, bir miktar HDP'nin oyuyla. Başka? Bir de sizlerin oyuyla, Türk milliyetçilerinin oyuyla. Yani size diyor ki hiç önemli değil. Gelin HDP ile aynı sandığa girin, beni seçin diyor. Diğer taraftan yelpazenin öbür tarafında kim var? Siyasal İslamcılar. Türkiye'de normal şartlarda taş çatlasa oyu %20'yi aşmayacak kitle. Allem ediyorlar, kallem ediyorlar, 25'e geliyorlar. Bunlar da diyor ki biz de %50'yi aşacağız. Kimin oyuyla? Hüdapar'ın az buçuk oyuyla. Başka? Türk milliyetçilerinin oyuyla. Diyorlar ki Türk milliyetçilerine,
Biz sizin milliyetçiliğinizi ayaklarımızın altına aldık. Buna rağmen geleceksiniz, beni seçeceksiniz diyorlar. Yuh yuh yuhlamayalım. Siyasette biz bir seviye koyacağız. Onların çamur seviyesine biz asla inmeyeceğiz aziz kardeşlerim. Bir tarafta da HDP var. Yaklaşık %10'luk kitlesi var. Tabanında Kürt kardeşlerimiz, ama onu istismar eden, PKK ile arasına mesafe koymayan da bir kitle var. %10 civarında da oyu var. Türkiye'de başlangıç oyu %30 olan, ancak %60'a kadar rahatlıkla gidebilecek Türk milliyetçileri var. Atatürkçüler var. Bu ülkenin sigortası var ve yok sayılmak isteniyor. İki ittifakın yedek lastiği olarak görülmek isteniyor. Biz buna itiraz ettik. Türk milliyetçileri kimsenin yedek lastiği olmayacak. Bu ülkenin sigortası olan Türk milliyetçileri bu ülkeyi yönetecek vizyona, kadroya sahiptir dedik. Ve Ata İttifakı'nı kurduk. Ve biz bugün artık Türk milliyetçilerinin adresi olduk. Biz bugün artık Atatürkçülerin adresi olduk. Biz ne rozet Atatürkçülüğü yapacağız, ne de bunların Türk milliyetçiliğini istismar etmesine müsaade edeceğiz. Teşekkür ederim. Aziz dostlar, burada bir dost meclisi olarak gördüğüm burayı biraz da dertleşme yeri olarak görmek istiyorum. Özgür kardeşim eğer mikrofonu verirse veya bunu alırsam, bir sakıncası yoksa da biraz beraber önden buyurun. Biraz dertleşelim. Prompterımız yok. Bütün canlı veren kanallar yok. Bizim arkamızda para babaları yok. Karteller yok. Dış güçler yok. Siz varsınız siz. O yüzden de samimi bir dertleşme yapmak istiyorum sizinle. Sizinle samimi bir dertleşme yapmak istiyorum aziz kardeşlerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu seçim her seçime söylerler önemlidir, ama bu seçimin neden önemli olduğunu ifade etmek isterim. İki tane ittifakı getirip kurdular. Birbirlerinden tamamen farklı görüşleri bir araya getirdiler. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi'ni AKP ile yan yana koydular ve milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen, bana Kürtçülükle de gelmeyin, Türkçülükle de gelmeyin diyerek bölücü ideolojiyi kurucu ideolojiyle bir tutan adama oy verdirmek istiyorlar. Yetmedi. Yanına da getirdiler domuz bağıyla bilinen Gonca Kuriş'leri katleden, Gaffar Okan'ları katleden bir terör yapılanmasının siyasi uzantısını koydular. Karşı tarafa bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Gazi Meclis şurada dururken, Ankara'da dururken demokrasimizin yolunu İlla da Diyarbakır'dan geçirmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, o da diyor ki İyi Parti'nin oylarını alacağım, Türk milliyetçilerinin oylarını alacağım. Peki Türk milliyetçileri demokrasinin yolunu ne zamandan beri Diyarbakır'dan geçirir oldu da
siz Türk milliyetçilerinin oyunu alacaksınız. Türk milliyetçileri ne zamandan beri HDP ile aynı sandığa girer oldu da siz Türk milliyetçilerinin oyunu alacaksınız. Ancak bir güç Türkiye'de siyaset mühendisliği yapmak istiyor. Siz mecbursunuz diyor. Ya ona oy vereceksiniz ya ona oy vereceksiniz. Siz diyorsunuz ki ben bir Türk milliyetçisiyim. Bu demokrasi ne menem şeydir ki solcu bir partinin genel başkanına reva görülüyor. İslamcı bir partinin genel başkanına bir reva görülüyor. Bir Türk milliyetçisine Atatürkçüye reva görülmüyor. Neden bir Türk milliyetçisi ve Atatürkçü Cumhurbaşkanı adayı bu ülkede olmasın? Olmasın dediler. Ama siz olsun dediniz ve var ettiniz. 111.506 imza vererek var ettiniz. Her bir imza emin olunuz ki bu ülkenin temeli daha sağlam olsun diye çakılmış bir çividir. Bir betondur. Hepinizden Allah razı olsun. 111.506 imza vererek bizi bugün Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin Cumhurbaşkanı adayı yaptınız. İnşallah. Ancak bazen bakıyoruz ve görüyoruz ki içimizden bazı arkadaşlarımızı şuna inandırmaya çalışıyorlar. Ya hele şundan bir kurtulalım da ondan sonrası Allah kerim. Evet, 20 yıldan fazladır bu ülkeyi bu hale getirenlerden kurtulalım. Kurtulacağız inşallah. Ama bunu HDP ile kol kola girerek mi yapacağız? Türk milliyetçilerinin buna gücü yetmiyor mu? Yetiyor ve yetecek. Bize diyorlar ki Ata İttifakı parlamentoya giremez, oyumuz boşa gider. Bakınız, öyle bir dip dalga geliyor ki Ata İttifakı'nda, hatırlar mısınız? AKP'nin ilk gelişinde hiç hayal edilmeyecek insanlar meclise girdiler. Aynı dip dalga bugün var. Buradaki milletvekili adayı arkadaşlarımızın birçoğunun ben meclise gireceğine inanıyorum. Önemli bir kısmınız inşallah mecliste olacaksınız. O yüzden Türk milliyetçilerine, Türk milliyetçiliği ideolojisine, Atatürk'e, Atatürk'ün yolundan gidenlere inanınız. Ama sadece inanmak yetmez. Ben ne yapabilirim diye düşünmeyiniz. Bir oyun var, o da sana kurban olsun deyip yerinizde oturmayınız. Değerli dostlar, bu kardeşiniz ilk günden çıktı dedi ki üzerinde uzlaşılan bir isim aday olmazsa ben aday olacağım. Çünkü Türk milliyetçilerinin bu ülkeyi, bu devleti yönetme arzusu, yönetme ufku elinden alınmak isteniyor. Bu tesadüfü değil. Büyük bir mühendislik projesiyle Türk milletinin bu ülkeyi yönetme iradesi elinden alınmak isteniyor. Ve nihayet Ata İttifakı ile beraber bir araya geldik. Dedik ki biz Türk milletini, Türk milliyetçilerini ve Atatürkçüleri adaysız bırakamayız. Biz bu ülkeyi hepsinden daha iyi yönetiriz. Bunun için yeterli bilgimiz, birikimimiz ve kadrolarımız var. Ancak bu biraz size bağlı. Burada oturan her isim, burada bizi dinleyen, buradan bizi dinleyen her isim varsaysın ki Sinan Oğan aday değil, kendisi aday. Galip Erdem, rahmetle anıyorum Galip amcayı, ne demişti? Ülkücü ülkücünün öz kardeşidir. Sinan Oğan kardeşiniz bugün aday. Sinan Oğan'ı bırakıp milliyetçiliği ayaklarının altına alana oy vermeye eliniz gider mi?
Galip Erdem'in kemikleri sızlamaz mı? HDP ile yan yana durmak şehitlerimizin kemiğini sızlatmaz mı? O sebeple buradan herkese çağrıda bulunuyorum. Özellikle de ömrünü bu davaya vermiş değerli abilerimize buradan çağrıda bulunuyorum. Bugün geldiğimiz bu nokta artık bizim şimdiye kadar Türk milliyetçilerinin artık bu ülkeyi yönetebileceklerini gösterme noktasıdır. Biz artık kabuğumuza sığmayacağız. Biz artık bu ülkeyi yönetebileceğimizi göstereceğiz ve yönetme arzusunda, isteğinde ve gücünde olduğumuzu göstereceğiz. Onun için değerli kardeşlerim, aziz dostlarım, Sinan Oğan aday değil, siz adaysınız. Kendiniz aday olduğunuzda nasıl çalışmanız gerekiyorsa öyle çalışmamız lazım. Bazen biz 2 saat uykuyla, 3 saat uykuyla kalıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında neredeyse uyuyacaktım yorgunluktan. Samimiyetimle söylüyorum. Buradan size süslü laflar söylemeyeceğim. Buradan sizinle samimi bir sohbet yapmak istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyasını nasıl yürütüyor? Valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, istihbarat, havuzun biriktirdiği çalıntı paralar, örtülü ödenekler, devlet televizyonu dahil bütün televizyonlar, her şey emrine amade. Gidiyor, konuşmasını yapıyor, geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu da büyükşehir belediye imkanları, devlet yardımı, biliyorsunuz hazine yardımı alıyorlar. Ata İttifakı tek kuruş hazine yardımı almıyor. Biz bu kampanyayı tek kuruş hazine yardımı almadan yapıyoruz. O da gidiyor bütün konuşmasını tık 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 yapıp geliyor. Peki biz her şeyle, kendi alın terimizle her şeye koşturmak zorundayız. Buradaki tek bir arkadaşımız buraya parayla pulla gelmedi. Buradaki tek bir arkadaşımız bizden otobüs istemedi, minibüs istemedi. Bu zorluklarla mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle. Onun için bizim bu çabalarımız, sizin bu çabalarınız o kadar kıymetlidir ki tarih bunu yazacaktır. Şanla şerefle yazacaktır bunu. Biraz önce hem Ülkem Partisi Genel Başkanı Sayın Neşet Bey dostum, hem Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Bey dostum, hem de Zafer Partisi Genel Başkanı hocam ve saygıdeğer dostum Ümit Özdağ burada açıkladılar. Biz sadece ve sadece milliyetçilik üzerine politika yapan bir parti, sadece ve sadece Suriyeliler gitsin diyen, başka hiçbir şey bilmeyen bir ittifak değiliz. Şu an bütün 3 genel başkanla şu salonda veya onların istedikleri salonda ve televizyonda gelsinler, projelerimizi konuşalım. Gelsinler Hodri Meydan, bilgimizi yarıştıralım. Sevgili dostlar, Sayın Erdoğan diyor ki sınavı kaldıracağım, mülakat sınavını. Vaat veriyor. 20 sene bir insan ömründe çok uzun bir süredir. 20 senede bir insan neyi yapmak istedi de yapamadı diye sormak lazım. Şimdiye kadar soruları FETÖ çalarken
Yazılı sözlü sınavlardan hep yandaşlar faydalanırken aklın neredeydi Sayın Erdoğan? Sen neredeydin Sayın Erdoğan? 20 senedir bu ülkeyi Sinan Oğan mı yönetiyor? Hayır. Demek ki senin artık bu ülkeye verecek hiçbir şeyin yok. Sen artık köhnede kaldın. Sen artık geçmişte kaldın. Peki tahterevallinin bir tarafına Sayın Erdoğan'ı oturtalım. Karşısına kimi koyacağız? 20 senedir bir türlü Erdoğan'ı oradan indiremeyen Kılıçdaroğlu'nu koyacağız. Yanına da Sayın İnce'yi koyacağız. Her üç siyasetçinin de artık bu ülkeye vereceği tek bir yeni söz yoktur. Her üçü de Türkiye'nin geleceğini değil, geçmişini temsil ediyor. Bir tek projeleriyle, programlarıyla, bilgisiyle, görgüsüyle ve gençliğinin enerjisiyle bir tek biz. Bir tek biz Türk milletine geleceği hedef olarak gösteriyoruz. Hangi geleceği? Aydınlık geleceği, refah içindeki bir Türkiye'nin geleceğini. Bunu nasıl yapacağız? Bunu hangi projelerle yapacağız? Kısa kısa başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, Sayın Özdağ'ın da ifade ettiği gibi en önemli sorunlarımızın başında 13 milyon sığınmacı geliyor. Bu sebeple de bizi seçerseniz bir numaralı kararnamem Suriyelilerin, Afganlıların, Iraklıların, Mozambiklilerin, Pakistanlıların, Nijeryalıların ve daha bilmem kimlerin geri gönderilmesi için olacak. Evlatlarımızın rızkının daha fazla onlara peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bakınız, iki numaralı kararnamemiz Afet Bakanlığı'nın kurulması olacak. Afet bu ülkenin bir gerçeği. Teröre 40 senede 40 binden fazla can verdik. Afet'e, son depreme sadece 1,5 dakikada resmi kayıtlara göre 50 bin ama bizim gözlemlerimize göre çok daha üzerinde insanımızı oraya canını verdik. İlk günden hem Ata İttifakı'nı oluşturan partilerin sayın genel başkanları hem biz deprem bölgesindeydik. Bu kardeşiniz burada hemşerilerim var. Iğdırlı hemşerilerim var. Hiçbir zaman hiçbir yerde beni yalnız bırakmayan hemşerilerim var. Hepsine buradan minnettarım. Beni bilirler Iğdır'dan. Ben köylü çocuğuyum. Köyde doğdum. Ben köyde doğdum. Çiftçilik yaptım. Çobanlık yaptım. İnşaatlarda çalıştım. Ve gittiğim zaman o binaların neden yıkıldığını gördüm. Tarlaya yapmışlar. Bu hükümetin beton aşkı maalesef ki insanlarımızın mezarına dönüştü. O sebeple beton ekonomisinden, rant ekonomisinden çıkacağız. Üretim ekonomisine, gıda ve arz güvenliğini sağlayan tarıma, çiftçiye geri dönüş yapacağız. Bizim Iğdır'ımızda da verimli topraklar var ama bu hükümetin yanlış politikaları sonucu birçoğu ekilemez vaziyette duruyor. O kadar ki şeker pancarı Iğdır'da üretilirken fabrikasını Ağrı'ya yaptılar. Ağrı da bizim canımız ciğerimiz. Kars'a yaptılar. Kars da bizim canımız ciğerimiz ama üretim yeri Iğdır. Demek ki burada asıl olan nedir? Sadece bu hükümette değil, öncekilerde de bu vardı. Liyakatsizlik var burada. Yandaşlık var burada. Planlama yok burada. Biz ekonomimizi planlı bir çerçevede ama piyasa ekonomisiyle yeniden ele alacağız. Ülkemizi sanayi bölgelerine böleceğiz ve İstanbul'daki fazla nüfusun önemli bir kısmını bu sanayi bölgelerinde yapacağımız evlere taşıyacağız. Evleri devlet yapacak,
kadınlara o evleri zimmetleyecek, tapusunu kadınlara verecek. Bu ittifaklar ve cumhurbaşkanı adayları içerisinde kadınlara değer veren tek ittifak ve tek cumhurbaşkanı adayı biziz. İçimizde Sevda Özbek hanımefendi var. Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti kendisini. Bir kadın cumhurbaşkanı yardımcımız olacak. Cumhuriyet kadını, bilgili, görgülü ve içinizden birisi. Dezavantajlı grupların yanında olacağız. Ben öyle anneler tanıyorum ki, o analar engelli çocukları ortada kalmasın diye Allah'ım diyor, önce evladımın canını al, sonra benim canımı al diyor. Bu nasıl bir acıdır bilir misiniz? Neden? Çünkü devletine güvenemiyor. Kendinden sonra o engelli evladı ortada kalacak biliyor. Biz bir engelli kardeşimizi, ortopedik engelli kardeşimizi cumhurbaşkanı yardımcısı atayacağız. Ve engellilerimiz artık sahipsiz kalmayacaklar. Bilecekler, her ana baba, her evlat bilecek ki anaya babaya bir şey olursa devlet o kardeşimize sahip çıkacak. Bu sadece bir iki örnek. Bundan sonra biz sadece ve sadece Türk milletinin kazancını Türk milleti için harcarsak, Türk milletinin milyar dolarlarını sağa sola savurmazsak, 14 uçak binlerce makam arabasını azaltır, devlette israfı bitirirsek, bu ülke çok büyük bir ülke, bu ülke çok zengin bir ülke, sadece ve sadece kötü yönetiliyor, liyakatsizce yönetiliyor. Depremde ne gördüm biliyor musunuz? İlk 3 gün hükümet ve onun depreme müdahale edecek organları olan AFAD, Kızılay o kadar beceriksiz insanların elinde ki müdahale edemediler yeterince. Birçok insanımız depremin ilk günü ölmedi. O molozların, o yıkıntıların arasında kalarak öldü. Günlerce kurtarılmayı bekleyerek can verdiler. Açlıktan ve soğuktan. 2 aydan fazla süre geçti ve hala enkazlardan ceset çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlete bu yakışıyor mu arkadaşlar? Yakışmıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletine sürekli birbiriyle kavga eden, çamur atan Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İnce ve Sayın Erdoğan yakışıyor mu? Emin olun yakışmıyor. Artık yeni şeyler söylemenin zamanıdır. Artık bu ülkeye aydınlık gelecekleri göstermenin zamanıdır. Artık eskiyi bir tarafa, köhnenin üzerine bir çizgi çekmenin zamanıdır. Artık daha genç, daha dinamik, bu ülkenin sorunlarını bilen ve öngörülerinde de Allah'a şükür yanılmayan kadrolar lazım. Bu kadrolar Ata İttifakı'nda var. Bizim şimdiye kadar söylediklerimizin tek bir tanesinde yanılmadık. Elbette biz de yanılabiliriz. Ama biz hiçbir zaman şurada kandırıldık, burada kandırıldık, şurada aldatıldık demedik. Çünkü inanmış, bu ülkenin birliğine, beraberliğine inanmış Türk milliyetçisi kadrolar aldanmaz, kandırılmaz. Ama bunlar FETÖ geliyor kandırıyor. Sisi geliyor kandırıyor. İsrail kandırıyor, Amerika kandırıyor, Rusya kandırıyor. Aziz dostlar, biz gidersek kriz olur diyorlar. Hayır, krizin ta kendisi bunlar. Devleti bunlardan çok daha iyi yönetmek mümkün. Dış politikamızı bunlardan çok daha devlet adamı adabıyla yönetmek mümkün. Bunlar devlet adamı değil.
Bunlar bu ülkeyi devlet adamına hasret bıraktılar. Bunlar sabah akşam yalan söyleyen, affedersiniz, her tarafı oynayan siyasetçiler bunlar. Biz diyoruz ki, biz Türk'üz. Elbette ki dış politikamızın önceliğini Türk dünyası oluşturacak. Biz diyoruz ki, evet, İslam coğrafyasıyla iyi ilişkiler içerisinde olacağız. Ama hiçbir zaman İslam coğrafyasının Arap Baharı gibi bir Amerikan projesine, Büyük Orta Doğu projesi gibi İsrail projesine böldürmeyeceğiz İslam coğrafyasını. Elbette ki Avrupa ile de ilişkilerimiz olacak, Amerika ile de, Rusya ile de, başka ülkelerle de. Biz dış politikamızda düşman azaltıp dost çoğaltacağız. Ama Yunan'a da adalarımızı işgal ettirmeyeceğiz. Türk'ün çakıl taşını kimsenin almasına, işgal etmesine de müsaade etmeyeceğiz. Dış politikada vakur, aklı başında, öngörülebilir bir devlet politikası izleyeceğiz. Bakara makara diyenlerin büyükelçi olduğu bir dış politika değil. Dışişleri koridorlarında alın teri dökmüş, dirsek çürütmüş, deneyimli diplomatların büyükelçi olduğu ve ciddi bir devlet düzeni göreceksiniz. Kadrolarımız var. Sizin içinizde var. İttifakımızın içinde var. Hatta bugünkü iktidar tarafından ötelenen çok kaliteli insanlarımız var. Yandaş olmadıkları için, bunlara mahkum olmak istemedikleri için, bunlara boyun eğmedikleri için o günü bekleyen, o anı bekleyen çok kıymetli kardeşlerimiz var. Yurt dışında var. Bakınız, Türkiye'de yaşam alanı bulamayıp yurt dışına giden çok sayıda kardeşimiz var. Bilgi sahibi, tecrübe sahibi. Akademimizde insanlarımız var. Onun için devlette bir onarım süreci olacak ve kısa süre içerisinde bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Buna inanın. Bu ülkeyi biz yöneteceğiz, buna inanın. Bu ülkeyi Türk milliyetçileri ve Atatürk çizgisinde yürüyenler yönetecek, buna inanın. Her şey inanmakla başlar. Her şey inanmakla başlar. Biraz önce bir kardeşimiz oradan Türkiye'yi, Türk'ü Türk yönetecek dedi. Evet, artık Türkiye'yi, artık Türk'ü, Türk'ün yönetme vakti gelmiştir. Aziz kardeşlerim, bu kardeşiniz ekonomisttir. Ekonomiyi bilir. Hem de diplomalı ekonomisttir. Faiz sebep enflasyon sonuç gibi dünyada hiçbir yerde geçerli olmayan bir politikayı derhal terk edeceğiz. Yurt dışından %10 dolar bazında %10 faizle borçlanmak demek, tefecilere bu ülkenin garibin gurebanın parasını peşkeş çekmek demektir. Sonra o parayı getirip yeniden bankalara %8,5 politika faiziyle vermek, ikinci defa bu ülkenin malını, mülkünü, garibin gurebanın parasını faiz lobilerine peşkeş çekmek demektir. Biz bu ülkede istikrarlı bir ekonomi, güvene dayalı bir ekonomi, öngörülebilir bir ekonomi, yatırım ağırlıklı bir ekonomiyi getireceğiz. Rantı bitireceğiz. Rant vergisiyle şimdiye kadar İstanbul'da üretilen 800 milyar dolarlık rant vergisinden devletin bütçesini dolduracağız. Bakınız, bakınız, bu ülkede kaynaklar, bu ülkede fabrikalar 20 senedir sürekli satılıyor. Tek bir tane yeni fabrika yapılmış değil. Evet, İHA'larımız var, SİHA'larımız var ve ben teşekkür ediyorum yapanlara. Ancak daha ötesini söylüyorum. Biz geldiğimizde onları hipersonik hıza çıkaracak çalışmalar yapacağız.
Biz geldiğimizde bu ülkeyi çip teknolojisi üretim üssü haline getireceğiz. Yapay zekayı hayatın her alanına sokacağız. Mahkemelerde davalar 7 sene 8 sene sürmeyecek. Basit yargılama usulündeki davalar yapay zeka tarafından yarım saat içerisinde neticelenecek. Bu kardeşiniz teknoloji diyor. Bu kardeşiniz ekonomi diyor. Bu kardeşiniz gelecek ve aydınlık yarınlar diyor. Ötekiler ise, diğer üç aday ise geçmişin o karmaşık, geçmişin o krizli dönemleri içerisinde debelenip duruyorlar. Onun için bu seçim son derece önemli bir seçimdir. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında yepyeni bir ülke kurma hayaliyle çıkmıştı. 100 sene sonra biz şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları olarak, onun izinden gidenler olarak Türkiye'mizin 100. senesinde Cumhuriyetimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çizgide modern, kendi kendine yeter, fabrikalar kurmuş, üretime geçmiş, rantı bitirmiş, faiz düzenini bitirmiş, asalakların kanını emdiği bir ülke olmaktan çıkaracağız. Refah içerisinde ve gençlerimizin artık yurt dışına gitmek zorunda, kaçmak zorunda kaldığı bir ülke olmaktan çıkaracağız. Her bir gencimizin genç işsizliği bitirerek bu ülkede kalıp çalışabileceği, üretebileceği ve nefes alabileceği bir ülke haline getireceğiz. Bunları yapmak mümkün. Teknolojinin ne olduğundan habersiz, teknolojiyi kullanamayan liderlerin, gençlerimizin dedesi yaşındaki sadece saygı duyulacak, bayramdan bayrama elleri öpülecek dedeler tarafından yönetilmesini gençlerimiz istemiyor. Gençlerimiz kendilerini anlayacak, teknolojiyi kullanan, gençlerle beraber olabilecek liderler istiyor kendisine. O sebeple gençlerimiz Ata İttifakı'nı destekliyor, bizi destekliyor. Biz projelerimizle huzurunuzdayız. Biz bu ülkeyi Suriyeliler başta olmak üzere nereden geldiğini bilmediğimiz 13 milyon, ne olduğunu bilmediğimiz 13 milyon insana bu ülkenin kaynaklarını peşkeş çektirmemek için buradayız. Biz bu ülkenin ve Türk milletinin önüne iki seçenek koyup ya HDP ya Hüdapar, hangisini seçerseniz ikisinden birini seçin seçeneğine karşı çıkarak olmaz diyen, bizim Türk milletinin asil evlatlarıyla ne HDP ne Hüdapar, illa da Ata İttifakı demek için buradayız. O sebeple de aziz dostlarım, önümüzde bir aylık bir süre var. Bizim karşımızda parasal imkanları, diğer devlet imkanları çok daha güçlü olan, ancak oturdukları zemin kaygan olan iki tane ana yapı var. Biz ayağımızı yere sağlam basarak adım adım geliyoruz. Tüm anketler gösteriyor ki diğer üç adayın oyları istikrarlı bir şekilde düşüyor. Bir tek oyunu artıran ittifak Ata İttifakı'dır ve oyunu istikrarlı bir şekilde artıran tek Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dır. Sizlerin sayesindedir. O sebeple bugün burada hem sizlerle dertleşmek istedik, hem milletvekili adaylarımızı zaten tanıyorsunuz. Sizin içinizden geldiler çünkü. Burada yeniden sizlere ve kamuoyuna takdim etmek istedik. Sevgili milletvekili kardeşlerim, il il bütün Ata İttifakı sayın genel başkanlarıyla beraber illerinize geleceğiz. Orada da buluşacağız sizlerle.
Başladık zaten çalışıyoruz. Türkiye'nin gidebildiğimiz her yerine gideceğiz. 14 uçağımız yok. Sabah uçağa binip şurada, akşam uçağından inip şurada olamayacağız. Ama yüreğimizde koşa koşa size geleceğiz. Mustafa Kemal Atatürk hangi zor şartlarda mücadele ettiyse ismini Mustafa Kemal Atatürk'ten, atadan, atalarından alan Ata İttifakı da öyle çalışacak. O zor şartları, o engelleri yara yara, yıka yıka gelecek. O sebeple de aziz dostlarım, sevgili kardeşlerim, biraz önce de söyledim. Buradan bugün çıkacağız. Her birimiz bir sokakta, bir mahallede, bir kahvede, bir köyde. Ben geldim. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan geldi diyeceksiniz. Nasıl olur dediklerinde Sinan Oğan dedi ki, kardeşiniz, evladınız aday. Varsayın ki siz adaysınız. Onun vekaletiyle geldim, onun selamıyla geldim, onun oyunu istiyorum, helal oyunuzu istiyorum diyeceksiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gittiğiniz yerlere